anındasın. Ha, harika. Günaydın arkadaşlar. Gün ne kadar güzel başladı, siz de gördünüz mü? Aa, acaba Liko nerede? O da görmüş müdür güneşin bu güzel doğuşunu? Sonunda seni buldum Liko. Ne yapıyorsun böyle burada? Merhaba Leli. Ben de sabah yürüyüşüne çıkmıştım. Bu güzel ağaç beni durdurdu. Durdurdu mu? Ağaç nasıl durdurur ki? Dur mu dedi yani? Öyle söyleyince komik oldu, haklısın. Ağaç durdurmadı aslında. Kendim durdum. Daha önce ağaçların bu kadar güzel olduğunu fark etmemişim. Baksana Leli. Çok güzel gözükmüyor mu bu ağaç? Gerçekten de çok güzel görünüyor Liko. Koskocaman bir ağaç. Bir sürü de birbirinden güzel yaprağı var. Ne olmuşsun yaprak? İncecik dalların üstünde duruyor, gördün mü? Bazı dallar benim kolum kadar. Evet, harika. Şimdi anladın mı ne yaptım Leli? Bir düşüneyim. Arkadaşlar, sizce Liko ne yapıyor bu ağacın karşısında kollarıyla? Ha, bence de. Liko yoksa sen ağaç dallarını taklit ediyorsun. Ha, evet bildin. Sanki ben de bir ağaçmışım. Kollarımı da ağaca dallanıyormuş gibi yapıyordum. Harika bir fikir. Bu nereden aklıma geldi? Merhaba. Aa, sen de mi buradaydın kılavuz? Merhaba. Ben siz oyun olur mu? Liko'yu yürürken görünce bir oyun oynayalım dedim. Sen de katıl bize. Harika. Oyuna katılmam için ne yapmam gerekiyor? Oyunumuz doğayı taklit etme oyunu. Doğada olan bir şey seçip taklit etmemiz gerekiyor. Ha, harika. Çok güzel bir oyunmuş. Ben de bu sabah güneşin doğuşunu gördüm ve çok etkilendim. Ben de size güneşin doğuşunu taklit etmek istiyorum. Evet evet, biz de gördük. Ne kadar güzel doğdu güneş. Leli harikaydı. Evet, güneş böyle doğdu değil mi kılavuz? Gerçekten çok güzeldi Leli. Hadi sıra Liko'da. Liko sen hani bir ağaçsın ya. Rüzgar çıksa nasıl görünürsün? Leli, senin önüne de kara bulutlar geldiğini düşün. Bir güneş olarak nasıl görünürsün? Harikasınız. Şimdi rüzgar dindi. Kara bulutlar da gitti. Merhaba. Ne yapıyorsunuz bakalım? Merhaba canım Pembik. Oo, bize pasta mı yaptın? Hoş geldin Pembik. Merhaba Pembik. Leli koyda doğayı taklit etmece oynuyorduk. Hadi sen de bize katıl. Tamam o zaman. Bu pastaları oyundan sonra yeriz. Tamam. Liko sen yağmur ol. Leli sen de gökkuşağı ol. Biliyorsunuz değil mi? Yağmur yağarken güneş açarsa gökkuşağı çıkar. Aa, doğru ya. Ben de şimdi güneş olduğuma göre Liko da yağmur olunca gökkuşağı çıkacak değil mi? Evet, benim akıllı arkadaşım Leli. Şaşırır yağmur sesi çıkarır. Elleriyle ve ayaklarıyla hızlı hızlı hareket ederek yağmur taklidi yapar. Gökkuşağı geliyor. Arkadaşlar gerçekten harikasınız. Aferin size. Ben de çok etkilendim. Harikaydı. Haydi oyun bitmeden doğadaki güzel bir hayvanı taklit edelim. Ne dersiniz? Çok isteriz. Evet evet, çok eğlenceli. Sen hangi hayvanı taklit etmek istersin Leli? Bir düşüneyim. Bir kuş. Evet, ben bir kuşu taklit etmek istiyorum. Harika. Sen hangi hayvanı taklit edeceksin Liko? Kaplan. Geçen gün kaplan resimlerine baktım. Çok sevdim. Hem kaplanlar ormanın en güçlü hayvanlarıymış. Ay, kaplanlar çok güçlü olduğu için ben onlardan biraz çekiniyorum. Kaplanların çok güçlü olduğu doğru ama onlar zaten insanların yaşadığı yerlerde yaşamadıkları için bizi çekinmemize gerek yoktu. Aa, yani kaplanlar buraya bizim olduğumuz yerlere gelmezler mi diyorsun? Onlar ormanları delediklerinde İnsanların girmediği yerlerde yaşarlar. Demek öyle düşünüyorsun. Sana bir şaşırtı yapayım da gör bakalım. Hani taklitleri yapacaktık. Konuşmaya daldık. Aa, doğru ya. O zaman 3, 2, 1 başlayın. Çık çık çık. Çık çık çık. Çok güzel taklitler yaptınız. Aa, bitti mi oyun? Ama ben gelmeden önce neler yaptığınızı görmedim. Hadi bugün neleri taklit ettiğinizi hızlıca bir de bana gösterin. Ah Pembim, sen üzülme. Gösteririz tabii yaptıklarımızı değil mi Liko? Evet evet. Hem biz de tekrar eğlenmiş oluruz. Önce ben bir güneş gibi doğdum. Ben de bir ağaçtım ve rüzgarda sallandım. Çok güzel.
Sonra Liko yağmur gibi yağdı ve ben gökkuşağı oldum. Ve sonra da güçlü bir kaplan oldum. Ve ben de bir kuş gibi uçtum. Harikaydınız. Bir dakika. Olanların farkında mısınız? Hangi olanlar? Doğadaki hareketleri taklit edince ve böyle arka arkaya yapınca dans etmiş oldunuz. Dans mı? Evet evet. Hadi bir kez daha tekrarlayın bakın. Dediğimiz şey zaten yıllar yıllar önce bu şekilde doğada olan olayları anlatmak için ortaya çıkmış, biliyor muydunuz? Ha, yani şimdi biz farkında olmadan dans mı ettik? Sanırım öyle. Hadi dans etmeye devam edin. Ben de size bir dans şarkısı söyleyeyim. Ha, hadi. Doğayı taklit ederek dans edilmesi harika bir şeymiş. Dans etmenin doğayı taklit ederek başladığını hiç bilmiyordum. Çok etkilendim. Arkadaşlar, siz de doğada olan olayları taklit edebilir, Lili ve Liko gibi doğadan esinlenerek dans edebilirsiniz. Hadi doğayı gözlemleyin. Örneğin bulut gibi yağın, rüzgar gibi esin, siz de dans edin. Aa, Lili ile Kulomuz nereye kayboldu? Bilmem, şimdi buradaydı. Herhalde eve gitmiştir Liko. Olabilir. Hadi gidip bakalım. Pastalarımızı da alalım. Lili, neredesin? Lili. Bir ses duydum. Ne sesi? Sanki sizin taklit ettiğiniz kaplanın sesi gibiydi. Yok artık bebek. Kaplanın burada ne işi var? Duydun mu? Duydun mu bak? Bak. Evet, bu gerçekten de bir kaplan sesine benziyor. Hani bizim yaşadığımız yerlerde yaşamazdık kaplanlar Liko. Ben de bilemedim şimdi Pambik. Lili ve Kulobuz'u bulup haber vermeliyiz. Hiçbir yere gidemezsiniz. Ben kaplan Lülü. Kaplanlara konuşabildiğini pek sanmıyorum ama. Sus çabuk. Ben konuşan bir kaplanım işte. Şşt Liko, üstüne gitme istersen. Ey kaplan kardeş, kızma kızma da. Sen bir çıksan da ortaya, seni bir görsek. Ay, neler diyorsun Liko? Dışarı çıkıp bize zarar verirse. Korkma Pembik. Ben nedense hiç korkmuyorum. Bu işte bir gariplik var sanki. Kaplanın buraya kadar gelmesi zaten yeterince garip. Kaplan kardeş, bizden ne istiyorsun peki? Şu güzel pastalarınızı bana vermenize. Olmaz. Onu biz Lili, Kılavuz, Pembik'le beraber yiyeceğiz. Yemek için de çok bekledik. Neden ona verecekmişiz? Liko, ben seyircisini yaparım, söz. Olmaz. O pastaları bizi korkutarak alması hiç güzel bir davranış değil. Bunu kabul etmiyorum. Hem niye saklanıyor, ortaya çıkmıyor ki? Liko, sakin ol biraz, ne olur. Acaba Lili ile Kılavuz nerede? Kendini gösterecek misin bize? Demek bana pastaları vermeyeceksiniz, öyle mi? Liko, başımız derde girecek. Nereye gidiyoruz ki? Cesur ol Pembik. Bu işin içinde bir iş var. Göreceksin bak. O zaman bütün gücümle bu evinizi darmadağın edeceğim. Lili'nin evine zarar vermesin. Verelim pastaları gitsin. Gel gelir lan buradan. Ay, dinlemiyor ki. Çok korktum kaplan. Lili'nin evini nasıl darmadağın edeceksin acaba? Ha, gördün mü bak? Korkacak bir şey yok demiştim sana. Lili ile Kulomuz bize oyun oynuyorlar. Aşk olsun onlara. Ama şimdi biz onları kıskıvrak yakalayacağız. Evet, çabuk o pastaları bize verin. Yoksa hemen başlayacağım bu darma duman etme işine. Çok korktum kaplan senden. Gel hemen al pastaları.